Güzin Hanım'ın vefat tarihi ben 27 Kasım diye biliyorum ama... Yok 27 değil ya. Orada da başımıza iş geldi biliyor musun? Savcı bizi duman etti ya. Beyin enfarktı geçirmişti. Felçliydi Güzin. Yani 10 seneye yakın öyle yaşatabildim ancak. Meğer şeymiş. Enfarktın bir şeyi de bağırsak düğümlenmesi yapıyor. Zehirlenme olunca işte ayın 22'sinde kaybettik. Ama yani ölene kadar beraberdim yani. Bu söylediğim daha 21'inde işte, kendinde değildi, nefes alıyordu falan. Bir ara gözünü açıp beni okşadı falan. Herkese merhaba. Çocukluğunu ve gençliğini 80'lerin sonu 90'ların başında yaşayan herkesin adeta pazar rutini haline gelen efsane dizi Bizimkilerin efsane oyuncularını peşinde gitmeye, onları kovalamaya devam ediyoruz. Bugün neredeyiz? Bugün Balıkesir Gömeç'teyiz. Sevgili Tayfun Çorağan'la beraberiz. Tayfun Bey'in yaşadığı köye geldik. Nasılsınız? Nasıl geçiyor günler? Teşekkür ederim. İyiyiz. Uğraşıyoruz işte böyle. Var mı sıkıntı buralarda? Yok, yok. Beraber. Başka bir durum yok. Bir sıkıntı. Yalnız kalmam başka bir şey. Evet, onu konuşmak istiyorum. Yakın zamanda 1,5 sene oldu. Ben 2 seneye yakın Güzin Hanım'ı kaybettiniz. Güzin Hanım tabii bizimkiler için çok önemli bir oyuncu olmasının yanı sıra sizin de 45 yıllık eşiniz de. Biraz onu analım, biraz onu konuşalım. Neler söylemek istersiniz? Yani Güzin için söylenecek o kadar çok şey var ki. Ne söyleyeyim yani? Ne söylenir ki? 45 yıllık beraber yaşadığımız bir hayat var. Yani. Bazen böyle sessizlik insana çok şey ifade eder. Sessiz kalmak ya da işte konuşurken yutkunmak çok şey ifade eder. Ben Güzin Hanım'ın sizin için çok şey ifade ettiğini biliyorum. Ama işte izleyicilerimizin de tabii biraz daha o süreci yakından bilmesi adına sormak istedim. Güzin Hanım'la beraber birçok projede yer aldınız. Birçok projede çalıştınız ama tabii en çok bilineni Bizimkiler'de. Beraber Bizimkiler'de yer aldınız. Sizden önce Güzin Hanım diziye dahil oldu. Siz daha sonra dahil oldunuz. İlk etapta Güzin Hanım kendi rolünü yani diziye çok dahil olmak istememiş. Siz bunu biliyor musunuz? Yani tabii, bununla tabii. İlgili. Tabii. Sebebini... Ali de öyle. Evet. De öyle. Nasıl çocuk oynanır? Yok nasıl oyuncusu falan evet. Filan dedi. Sonra Umur abi şey yaptı yani. İstemediler mi? İşi halletti. Tabii. Tabii. İstememesinin sebebi neydi? Şimdi Ali ile düşünsene anne oğul oynayacaklar falan böyle. Hı-hı. Yani şey geldi. Ya nasıl olur diye düşündüler. Ondan sonracığıma. Sonra şey yaptı, halletti Umur abi. İkna etti Daru. Daha önce zannedersem bir şey filmde karı kocayı oynamış. Ali Uyandıran'la Güzin Çorağan. Evet. Ondan evet. Dolayı şimdi anne oğlu da oynarsak bu bir aile dizisi. İnsanlara şey gelir endişesiyle. O anlamda değil ya, öyle düşünmeyiz biz ya. Hı-hı. Ama Ali yani çocukluğundan beri yani daha yıllar önce Güzinlerin ailesine gelen bir çocuk yani. Hı hı. Anneanne ona Kibar Ali dermiş. O Kibar zaman. Ali. Çünkü yani öyle bir sebep şey. Ne Kibar Ali? Kibarmış Ali. Ali kibar adamdır zaten. Öyle evet çok öyle. Çok iyi bir adamdır Ali. Kulakları çınlasın. Ondan sonra o öyle bir şey var biliyor musun? Yoksa yani şey değil. Yani nasıl olur diye düşündüler. Hı hı. Bir de ondan şu sonra... var yaş farkı da çok yok aralarında. Şeyle de yok. Selçuk Uluergüven'le de aralarında 5 yaş var. Babasını oynuyor ama Ali Uyandıran'la onun arasında 5 yaş var. Tabii bir de o var tabii yani koskoca adam yani. Tabii tabii yani. O anlamda da bir şey var. Seyirci hiç fark etmedi tabii bunu. Evet. Şey işte özürlü oynayınca öyle oldu. Tabii yani. Güzin Hanım'ın
Çünkü konuşurken tabii Almanca'ya çok yatkın. Almanca ile olan alakası nedir Avrupa'da? Tabii. Bir 8 sene Almanya'da kalmış yani. Sizden orada, evvel mi yoksa beraber? Önce. Ankara işte Türkiye'ye yerleşmişti. Ankara'ya geldi. Ben de o zaman Çağdaş Sanayi'de oynuyorum. İlk profesyonellik yıllarım. Orada tanıştık. Tiyatroda orada evlendik. Yani. Ben tanışma sürecinizi merak ediyorum. Nasıl tanıştınız? Nasıl? Bu aynı tiyatroda oynuyorduk. Hı hı. Ondan sonra işte Grev oyunu oynuyorduk. Rahmetli Yılmaz Onay'ın oyunu. Yani rejisini yaptığı oyun. Hı hı. Ondan sonra orada tanıştık ve evlendik yani. Siz Simay'ın da birbirinize çok benziyorsunuz. Çok benzetirler miydi? İlk hani bir soy isim benzerliği, yani soy isim aynı jenerikte görünce tabii o zamanki aklımızda bilmiyoruz. Ben sizi akraba zannettim ilk başta. Kökenden de olabilir. Mesela rahmetli pederim Kosturlu'ydu. Yani Kastoria. Arnavutluk. Yok, esasında Arnavutluk'ta orası yani eski. Hı-hı. Ondan sonra oradan bir benzerlik olabilir. Ben de Arnavut'um zaten, Kosova kökenli. Hı-hı. Şeyim. Benim hala yani babam 39'da gelme. Kuzenlerim falan hala bağım var. Dedemin evi falan orada. Hmm. Yani. Siz bu Bizimkiler dizisine nasıl dahil oldunuz? Sizden önce tabii şey vardı. Benso Hanım'ın oynadığı Bilge rolünün bir Osman diye bir karakter vardı. Onunla bir ilişkisi vardı. O bitti. Ve Aydın geldi ondan sonra. Siz diziye nasıl dahil oldunuz? Bu rolünüzün bu kadar uzun süreceği belli miydi? Yok, hiç öyle düşünmeyiz biz zaten. Hı. Ya zaten dizi bir iki sene sürer sonra biter diye düşünüyorduk. Herkes böyle düşünmüş aslında. Evet, sonra devam etti. Şimdi zaten Umur abiyle şimdi Ankara Sanat'tan tanır yani, hı hı, beni. Ondan sonra şeyde 83'te Deve Kuşu'na Taşıtlar diye bir oyun yazdı. Hı hı. Ondan sonra ben bir sene Deve Kuşu'na girdim, çalıştım falan. Oradan bir tanışıklığımız var. Yani ondan sonra bizi çağırdı. Öyle. Yani ben şeyle başladım esasında. Yazlıkçılarla başladım. Hı hı. O sırada köyde de ev yapıyoruz biliyor musun? Ondan sonra ulan şimdi... Şey, Ören de miydi o? Ev mi? Şey, ev mi? Yazlıkçılar Ören de çekilmişti galiba. Ören de, evet. Ören de. Yok ama hayır. İlk Trakya'da. Trakya'da? Tabii Kumbağa'da. İki sene orada çalıştık TRT. Hı. Ondan sonra işte ben orada ilk başladım. Güzin'le beraber başlayacaktık. Hatta da ben dedim ki abi ben şey yap çünkü ev yapıyorum şimdi şey her şey pahalanıyor falan filan diye. Sonra bana kızdı, hatta ilk bölümde de az yazdı. Yani böyle işte şey diziye girdik. Yani eski tanışıklığımız var, bir de tabii biz hepimiz tiyatrocuyuz. Selçuk abiyle Ankara'da Nisa Serezi Tiyatrosu'nda beraberdik. Ki ben o zaman gencim işte yani 24 yaşında falanım yani. Diğer oyuncu Savaş Dinçer'le, Erdal Özyağcılar'la tabii sektörde. Erdal abiyle burada, Savaş abiyi Ankara'da tanıyoruz. Hiç beraber çalışmadık ama Rutkay abiyle Ankara Sanat'ta beraberdik zaten. Cezmi Baskın. Cezmi yok. Cezmi ile de Ankara'da ama Cezmi bırakmıştı. Ankara'da yani tiyatroda çalışmıyordu Cezmi. Hı hı. Siz diziye Benso Orhun Öz'ün yani Bilge'nin cıvık sevgilisi Aydın, önce arkadaşı, tiyatrodan arkadaşı ama çok cıvık bir adamdı Aydın rolü. Bunu az önce söylediniz, bilerek mi öyle yazdı acaba yoksa? Tabii bilerek yazdı. Yok şey hani bir gıcıklık olsun diye mi yazdı acaba size bir yıl geçelince? Ya öyle bir tip yazdı ya, öyle bir damat, hatta bir iki defa şey başıma iş geldi ya. Bir gün şeyle gidiyoruz, taksiyle gidiyorum. Tanıdı herif, böyle bana bakıyor falan. Valla dedi senin gibi dedi bir damadım olacak onu dedi keserim dedi. İlk başladığınız dönemler mi? Yo bayağı oldu. Bayağı oldu. Canım tabii. Dedi onu keserim ben dedi. Yani herif beni neredeyse bitmeyecek. Benso Orhun Özlü'yle bir akrabalığınız olmaz var mı? Değil mi? Evet, ondan. Güzin'in dayı kızı, kuzen. Hala bağımız var yani. Hep konuşuruz, şey yaparız. Onu konservatuara biz hazırladık resmen. Hmm. Ama yıllar sonra geldi. Düşünsene. Karı koca oynadık. İşte böyle meslek. Hoş tabii yani. Orada da çok yaş farkı mesela sırıtmıyordu. Hani var bir yaş farkı amenna. Biz evlendiğimiz zaman küçücüktü tabii ya. Tabii tabii. Ama orada evlendiğinizde hiç hani aranızda böyle çok afaki bir yaş farkı varmış gibi sırıtmadı çok fazla. Demek ki fizikten ya. 40 yaşında başladım ben diziye. Hmm. 40 yaşında başladım diziye.
53 değilmiş de 93 hesap et. Seyircilerin en çok merak ettiği şey böyle sette bizim daha işte vakıf olmadığımız, görmediğimiz, bilmediğimiz hatıralar. Böyle esprili yaklaşımlar oyuncuların birbirleriyle ya da bilmediğimiz detaylar olabilir. Ben mesela mekanları çok merak ediyorum. Hani apartmanı hepimiz biliyoruz. Şale apartmanı. İç mekan, sizin radyo vardı. Bunlar nerede çekiliyordu? Çeşitli yerlerde çekiliyordu ya. Sen apartmanı görüyorsun ama evler hep başka yerlerde. Tabii. Yani o apartmanda bir tek galiba şey ilk girişte doktorun evi muayenehanesi vardı. Şey de aynı galiba. Sabri'nin Mehmet evde. Abi'nin evi de aynıydı galiba. Mehmet Aka. Yukarıda da ev var mıydı hatırlamıyorum ya. Öbür evler hep şeydi. Zaten değişiyordu. Güzinlerin çalıştığı ev vardı. Ondan sonra hala görüşürüz sahibiyle. Şimdi bu Aydın az önce dediğim gibi başlarda böyle zevzek bir adamdı ama daha sonra gitgide karakter olgunlaştı. Şimdi bu tabii oyuncunun etkisiyle de olan bir şey bu. Oyuncunun role katkısıyla da olan bir şey. Senarist de bunu belli bir yaş ilerliyor. Yaştan dolayı olgunlaşıyor. Bunu biraz daha olgun hale getireyim de demiş olabilir. O olgunlaşma serüveni ne etki eden faktörler nelerdi? Yaptığı iş ya. Radyocu oldu bilmem ne oldu. Olunca daha şey birazcık ciddileşti. Ya, o yüzden ya şeyden değil. Yoksa herifin şeyi belli yani. Bu kadar şey böyle bir adam. Yani. Radyo mu onu engelledi diyorsun? İş var ya. Yani birden bir meslek sorumluluk. Falan filan sorumluluk işte falan. Babasının etkisi olabilir miydi acaba bu rolde? Çünkü Aydın'ın babası da onu çok sevmeyen bir adamdı. Belki de o sevgisizlik onu bu hale getirdi. Olmuş olabilir mi? Ya da Aydın'ın böyle olduğu için mi babası sevmiyordu onu? Yok canım tabii böyle olduğu için ya kızıyordu yani. Erdal abiyle şey boyuna bozuluyordu. Savaş abi daha yumuşak alıyordu onu. İdare ediyordu falan filan. İşte bak oğlum şöyle böyle falan. Erdal abi öyle değil. Kızıyordu mesela. Ondan sonra Ayşe'ye bir şeyler söyleyip falan yapıyordu. İşte şey burada, değişti. Buradaki oyuncu değişikliği hep bunu iddia ediyorum. Buradaki oyuncu değişikliği aslında bir anlamda karakter değişikliğine de sebep oldu. Erdal Özyağcılar daha sert, daha böyle hemen fevri karşılıyordu. Tepkileri o şekildeydi. Ama Savaş Dinçel'in daha böyle naif bir yapısı var. Daha ağır bir yapısı bana var. Bana daha şey yapıyordu. Evet. O rolü o şekilde yorumladı. Ama Şükrü rolü bence Erdal Özyağcılar'ın oynadığı roldü. Savaş Dinçel'le biz Şükrü değil de böyle şükrümsü bir rol izledik. Şükrü değil başka bir rol izledik aslında biz orada. Gibi geliyor ama değil canım. O da değişik yorumladı yani. Yoksa Şükrü Şükrü yani. Ama öyle ama böyle. İlk başta çizilen rol biraz daha farklıydı. Çünkü hep ona alıştık biz 7-8 sene. Savaş Dinçel'le biraz daha farklı oldu. Tabii. Tabii yani ben korkuyordum biliyor musun? Seyirci şey yapmaz diye. Fakat işte o türkücü Erkal söylesene ne? İbrahim Erkal. İbrahim Erkal'la bunlar bir televizyon programı yaptılar. Bizim seyircimiz enteresandır yani. Televizyon programı derken bir programa mı çıktılar? Bir programa çıktılar beraber. Erdal abi dedi ki sen de aktörsün ben de aktörüm dedi. Ondan sonra dizinin reytingi yükseldi. Değil mi? Ağrı geldi seyirciye. Yani bizim enteresan bir seyircimiz vardır. Tiyatro seyircisi gibi. Bakma çok şeyimiz çok geniş. Seyirci kitlemiz ama o seyircimiz başka. Yani. Bizimkilerin reytingi arttı değil evet. mi? Sebebi neydi bu? Sen de aktörsün, ben de aktörüm. Şimdi birisi türkücü, birisi aktör. Yani nasıl aynı olabilir ki böyle bir şey? Aktör değil ki adam. Türkücü. Ama şey yapıyor, dizi yapıyor tabii. Canısı vardı, Sırılsıklam dizisi vardı o zamanlar. Biz tiyatrocuyuz ya. Tabii. Yani. Ama şöyle o dönemlerde bir arabesk ya da işte fantezi müzik söyleyen şarkıcılara dizi yapma furyası vardı. Sadece İbrahim Erkal değil, Mahsun Kırmızıgül vardı, Özcan Deniz vardı, Alişan vardı. Hani Küçük İbo, Onur bunların hepsine dizi yapıldı. Fakat dizi yapılırken başrolde bu var. Etrafındaki oyunculara bakıyoruz. Mesela Küçük İbo dizisindeki oyunculara bakalım. Levent Üzümcü, Bülent Bilgiç, Günyol Bakoğlu. O dizide Mehmet Olay da vardı galiba. Şimdi bakıyorsunuz hepsi bu işin artık şu günümüzde bakınca duayeni piri olmuş insanlar. Şimdi onlar olmasaydı bu diziler başarılı olur muydu ki? Mümkün. Yani şimdi bir seyircinin gözünce İbrahim Erkal aktör değil ya. O işte mesele. Sen yani oyuncu hayır, olarak... aktör değil ama izleniyorsun sen. Ben de izlenmem gerekiyor. Ben bunu anladım aslında burada. Beni niye izlemiyor seyirci? Ratinginin artması biraz da bundan dolayı olmuştu. Hayır, Erdal abiye kızdıkları için. Erdal abiye kızdıkları için. Yani şey birazcık tabii Erkal'ı küçümser gibi oluyor ama değil. Yani bu meslek bu yani öyle bak. Küçümser anlamında söylemek istemiyorum. Seyirci bozuldu işe. Biraz o dönemde... Erdal abi acayip aktör ya. Çok iyi aktördür.
Yani ama çok yönlü bir adam. Yani. Sadece aktörlük, oyunculuk değil, seslendirme yönü de var. Şimdi, çok sevmese de mesela. Ama seslendirmeyle aktörlüğü ayıramazsın ki. Bizde enstrümana hepsi içindedir. Yani ses, her şey, vücut, tabii. Her şey. Yani o seslendirme başka bir şey yani. Çok kötü aktördür, aktör değildir ama sesi iyidir, iyi şey yapar, dublaj yapar yani. Hı. O başka bir şey o. Ama oyuncularda öyle bir şey yok. Her oyuncu seslendirme yapar mesela. Seslendirme yapamayacak oyuncu yoktur ki. Vardır. Yani Yeşilçam'da görüyoruz mesela. Oyuncuların hepsi neredeyse başkasının sesiyle oynuyor. O şey, örgüt. Nasıl bir... Sokmazlar ki. Onun seslendirmecisi vardır. Hı. Tamam mı? Sen onu seslendiremezsin. Kendi sesini seslendiremezsin. Mesela Milyarder'de ben konuştum. Ondan sonra işte Arzu filmle çalıştıktan sonra bir iki filmde kendim konuştum yani. Dördüncü Murat Milyarder'deki. Orada, ha yani. Ondan sonra şeyde Kibar Hırsız'da falan kendim konuştum. Şey, Sevimli Hırsız Kemal Sunal. Sevimli Hırsız mı işte, neyse orada kendim konuştum. Abuk Sabuk bu filmde de kendiniz konuştunuz. Orada da kendim konuştum. Lingilingilingilik evet, falan yapıyordu böyle. Ha, evet. Çok iyiydi ya o rolde. İşte benim en Şerif Gören'le çalışmak isterdim. Çalıştığım filmde maalesef o oldu yani. Kemal Sunal'da sizin benim saydığım 4 tane mi filminiz var? 4 ya da 5 tane filminiz var. Bayağı çok. Sevimli Hırsız, Abuk Sabuk bir film, Kiracı. İlk Kiracı ile başladım. Rahmetli Ahmet yönetmen çekiyordu. Ahmet Aksoy. Ondan sonra Cuma. Ondan sonra beni hep çağırdı filmlere, gittim yani. Böyle şey. Kolay kolay rol seçmem ben. Beğenmedim de oynamam da. Yani rol seçmem. Şener Şen'de de Milyarder, Muhsin Bey. Muhsin Bey de küçük bir rolünüz vardı galiba. Evet, şey vardı. Anlaşamadık. Esasında tüm sahneleri çekemedik şeyle. Ondan sonra yarım kaldı ama işte öyle bir çabuk. Hangisine daha çok hatıranız vardır? Biraz böyle Kemal Sunal'ı, Şener Şen hayatta olduğu için görebiliyoruz. İnşallah Allah uzun ömürler versin. Kemal Sunal'ı çok fazla göremedik hali. 2000 yılında vefat etti. Biraz Kemal Sunal'dan bahsetseniz. Ya Kemal abi çok kıyak bir adam. İyi insandı ya. Ondan sonra doğru kişiliği vardı. Ondan sonra seyit işçileri buna hep pinti bu falan filan derdi arkalarından falan. Ondan sonra ama ben hiç pintiliğini görmedim. Yüzün de çalıştı mesela. Onun bir ara sigarayı bıraktı, tamam mı? Bak işte bak, pintiliğinden sigara içmeye sigarayı bıraktı falan. Meğer şey, kalp sorunu varmış. Gizledi kalbi, biliyor musun? Kimse bilmiyor. Ondan sonra uçak kazasında gitti zavallı. Yani kaza derken orada korkudan küt. Güzel Hanım'da Yoksul filminde oynamıştı artık galiba. Yoksul'da çalıştı. Evet. Onu Ankara'da. Umur abi zaten çekti onu. Sette bir köpek hatıranız varmış. Ha şey. Bizimkilerde. Bizimkilerde değil. Bizimkilerle değil esasında o. Bak, bizimkilerde mi bir hatıra istiyorsunuz? Bizimkilerde hatıra pek ya, ne bileyim, aklıma gelmiyor ya. Bu köpek hatırası nerede geçiyordu? O şeydi ya. Yazlıkçılarda. Yazlıkçılarda işte ondan sonra Ercan abiler ufak bir köpek aldılar, Dalmaçya. Ondan sonra bir de hatun var, elinde şeyle, kaniş cinsi köpeğinle sahilde dolaşıyor falan filan. Bu bizi ufaklığı da bırakıyorlar. İşte o kaniş bir koptu, ufaklığı didikledi, tamam mı? Kurtardık elinden yavruyu falan. Ondan sonra seneye çalışıyoruz. Büyüdü şey tabii. Dalmaçya. İsmini unuttum. Ondan sonra kadın da elinde köpeğiyle sahilde dolaşıyor. Aynı kadın. Aynı kadın. Bir gördü seninki. Bir koptu abi. Koştu kucağından, kaptı köpeği. Kucağından öldürecek, öldürür yani. O zor aldık köpeği. Böyle bir kadın hatıra yani. Kadın çıldırdı kadın tabii. Dava açtı mısın? Şimdi olsa yani, çünkü hemen köpek, mahkemeler yani. Aşındırılıyor böyle, kapılar aşındırılıyor. Ama şey, anladı yani. Durup dururken saldırmaz. Düşün, bir sene unutmadı hayvan ya. Yani köpeklerin hafızası yoktur derler ama doğru bir şey değil yani. Bizimkiler setinde en çok tabii sahneleriniz Bilge evde, bir de tabii Cenap Beyler'le falan oluyordu. Ben Uğurtan Sayıner'le atışmalarınızı çok beğeniyordum. Evet. Şükrü Bey'in hayırsız damadı geldi falan diye. O atışmalar esnasında böyle yaşadığınız ilginç bir olay var mıydı? Yok. Çünkü Uğurtan Sayıner'le ilgili bunu teyit etmek istiyorum da. İlk başlarda şey, daha yüksek bir şeydeymiş galiba bu, penceredeymiş. Yükseklik korkusu olduğu için bir kat yukarı almışlar. Yani birinci kata falan almışlar. Oradan çünkü şey yapıyor sürekli, artık rol oradan şey yapacak, bağıracak aşağıya, bir şeyler söyleyecek size. Öyle bir durum varmış, siz biliyor muydunuz onu? Hayır. Ha bir de ne var? Şimdi mesela babamı oynayan şeyin
kendi arabası vardı, onu kullanıyor. İşte babasının arabasını biliyor. Ondan sonra cuma arabası otomatik. Ulan kullanamıyorum otomatik. Neyse bindik, çekim olacak. Ben tabii o imkan yok ya. Debriyaja gidiyor. Bir bastım herkes önlüyor. Ön camdan çıkacak. Ondan sonra bağladım ayağımı da öyle kullanıyordum arabayı. İşte böyle bir hikaye, ne bileyim ben. Şimdi bu Bizimkiler dizisi sizin 93'te mi girdiniz? 94'te girdiniz galiba değil mi? 93. 93 yazlıklar başladı, ondan 93, sonra girdiniz. Evet. Bizimkiler dizisi sizin pencerenizden baktığında, bunu bütün oyunculara sormaya çalışıyorum. Sizin pencerenizden baktığınızda insanlar bu diziyi neden izliyorlardı? Şimdi siz diyorsunuz ki bu dizi, biz bu kadar devam edeceğini bilmiyorduk, düşünmüyorduk, tahmin etmiyorduk. Tahmininizin ötesinde her devam etti. Her diziye öyle bakarsın. Yani dizinin... Temenni başka bir şey, tahmin başka bir şey tabii. Ha tabii. Yani öyle diyor. Her diziye öyle bakarsın. Yani yürümez etmez falan filan diye bakıyorsun da... Yani o ayrı. Söyle ne? İnsanlar bu diziyi neden izliyorlardı? Sizin pencerenizden baktı. Çünkü etrafınızdaki insanlar da bir şey söylüyordur size. Ne görüyorlardı? Ya, yani yaşam da o. Bir de kafa kafaya şeyle gidiyordu. Ortamla. İşte 10 Kasım'dan tut bilmem neye kadar hep şey yapardık. Kutlardık. Mesela 10 Kasım'da rakı içerdik. Bütün dinciler saldırdı, biliyor musun? Yani öyle şeyler oldu. Ondan sonra kendinden... Şimdi şey düşün, mesela büyük eleştiri var filmde, biliyor musun? Tabii. Ya düşünsene, adam apartmanda şey besliyor ya, tavuk, horoz. Horoz. Mümkün mü? Sarhoş bilmem ne. Şey desen öyle, apartman yöneticisi, kapıcı desen öyle. Kapıcılar saldırdı. Kapıcı derneği hücum etti bize. Yani yaşamla beraber gidiyordu dizi. Aslında şimdi bir sürü dizi de bu doğrultuda ilerliyor. Yani mesela 10 Kasım, 29 Ekim, bayram vesaire falan bir sürü dizi de işleniyor. Tabii. Ama onlar o kadar çok izlenmiyor. Bizimkilerin bence alameti farikası başka bir şey daha vardı o dizide. Yani ne olabilir bu? Şöyle yerli ve milli bayramlarla, belirli gün ve haftalarla gidiyordu, eşdeğer ilerliyordu. Orada bizi diziye bağlayan bir şey vardı. Aile. Aile de aynı şeyi yaşıyor çünkü. Hı hı. O birebir yaşıyor kendi. Birebir yaşıyor. Ondan. Ya geçen gün Nevşin'in programına bir profesör çıktı. Ya şimdi unuttum ismini. Ne dedi biliyor musun? 2002'de bizimkilerle birlikte eski Türkiye bitti dedi. Doğru. Yani yorum bu. Ben yakın çevreme de bu programı yaptığım zaman da yaptığımız bütün çekimlerde ekseriyeti şunu söylemeye çalıştım. Bizim okullarda zaten yakın tarih öğretilmiyor. Öğretilse bile farklı bir üslupla, lisanla belki öğretiliyordur. Fakat yakın tarihten ziyade bizim son 30 senemizi, eğer insanlar 30-35 seneyi öğrenmek istiyorlarsa bizimkileri izlesinler. Doğru, bir şey de öyle. Ya bir de çok enteresan, tabii bu şimdi işte artık internet şu bu, hala dizi insanlar seyrediyor. Ummadığım gençler tanıyor ya. Ya fizik olarak tanıyor. Şaşırdım ya. Yani düşünsene 71 yaşında adam oldum artık ya. Ne olursa olsun fizikte acayip bir değil. Bazen aynada kendimi tanımıyorum. Aslında fiziken çok değişmemişsiniz. Ya öyle diyorlar ama ben... Ses de çok değişmemiş. Ben... Ses evet yani o. Ama şey ya. Yani geçen gün işte epey oluyor. Ne epey oldu ne? Geçen hafta, evvelsi hafta. Biz kahve içmeye gittik şeye. Ayvalık'a falan filan. Yani özel bir arkadaş gelmiş falan. Neyse. Ondan sonra ulan garson gencecik çocuk. Böyle dolaşıyor falan filan. Ah diyor, buldum sizi falan dedi çocuk. Ya şimdi dedi, tamam otursunuz değil mi falan. Evet dedim ama çok kadar şaşırdım ki ya. Enteresan yani. Hoşuma da gidiyor şey anlamında. Yani diziyi bir sürü insan izliyor. Yani hoş bir şey. Ama nostalji yoktur. İşte eski günleri özlüyor musun? Hayır. Bitti artık, geçti gitti. Ama insanlar şey gözüyle, ah ne güzel o günler, o günler geçti artık ya. Özleme değil de tamam yani bir şekilde düşünüyorsun, güzeldi falan filan ama o kadar. Hep önümüze bakmak zorundayız. Önümüz biraz karanlık ama inşallah aydınlanır yani. Hep şey derlerdi yani, böyle bir bizim lisede de, ortaokulda da hep şöyle özlü sözler söylenirdi ya. Kompozisyon yazın bununla ilgili öğretmenler söylerdi. Bir söz vardı hep böyle aklımda kalmış. Hayat geçmişe doğru bakarak anlaşılır, geleceğe doğru bakarak yaşanır. Başka türlü yaşanmaz. Nostaljinin de kelime anlamı yanılmıyorsam eğer geçmişi hatırlamak ama içerisinde acıyı barındıran bir anımsama
imiş nostalji. Tabii. Aynı zamanda acıyı şey yapıyor. Evet, içerisinde acı yoksa o nostalji olmuyor. Hani bazen şey yapıyorlar ya, bir nostalji yapalım hatırlayalım. Eğer içerisinde hüzün, acı, arabesk kavramları yoksa o nostalji olmuyor. Olur. Sadece geçmişi anımsamak, yad etmek oluyor. Ama geçmişte her zaman acı vardır ya. Baksana diziden kaç kişi kaldık. Evet. Ya dizide kaybettiklerimiz. Özlüyoruz yani. Ben bir şey sayayım, işte Güzin Hanım zaten özlüyoruz başta. Yani. Ben bu projeyi 2 sene önce planladığımda ilk çekimi ben Güzin Hanım ve sizinle yapmak istiyordum. Sonra Ali Uyandıran bir Nur Şerbetçioğlu diye ilerleyecektim. Fakat dizi, yani proje hayata geçmedi. Güzin Hanım hayata veda etti, aramızdan ayrıldı. Ben biraz da onunla ilgili konuşmak isterdim ama bir şeyler anlatmak isterseniz. Çünkü buraya geldiğim için izleyenler kesin şunu yazacaklar. Keşke Güzin Hanım'dan biraz daha bahsetseydi ya da Güzin Hanım'ı anlasaydı bize biraz. Güzin'i anlatayım ya. Güzin işte zaten oyunculuğunu herkes biliyor. Güzin çok iyi bir insandı ya. Çok iyi oyuncuydu. Ondan sonra ne bileyim ben. Doğayı sever, hayvanları sever. Kaç tane hayvanınız var burada? Vallahi, bir tane eşek gördüm. Bir sürü köpek vardı bize saldırır gibi yapan. 11 köpeğim. Bir de işte 6 tane kedim kaldı. Bir de eşeğim var. Kıyamadım ona işte. Geçen bir sene olmadı daha alalı. Kışın 60'lar zavallıya. İşte kıyamadım aldım. Zaten Trakya'da yaşarken eşeğimiz vardı. Ciguli. Ciguli. O yaşlıydı zavallı. Bu köpeklerin hepsinin bir ismi var mı? Köpeklerin, kedilerin hepsinin bir ismi var mı? Tanıyorsunuz değil mi hepsini? Görmedim bak ya, içeri dedim. Hepsi girdi. Evet içeri. Evet ismen değil mi çağırdın? Sen içeri, sen içeri. Bir iki tanesi dışarıda kalmıştı. Vallahi iyi dinliyorlar ya. Bir tek Michael beni dinlemiyor ve beni sevmiyor. Michael köpek mi? Hayır eşek. Eşek. Çok iyiymiş ya. O kadar zulüm görmüş ki zavallı bana inanamıyor. Ya. Eskiden sevmek için elimi uzatıyordum falan kaçıyordu falan. Şimdi böyle zaman zaman işte sevdiriyor kendini. Dut veriyorum ona. Geçen gün dut verdim. Twitter'da paylaştım. Belki izlemişsiniz. Ben onu gördüm galiba evet, sizden. Bir de Güzin'i andım o zaman. Evet. Eşekleri falan severdi ya. Güzin Hanım'ın vefat tarihi ben 27 Kasım diye biliyorum ama. Yok 27 değil ya. Orada da başımıza iş geldi biliyor musun? Savcı bizi duman etti ya. birden hastalandı. Bir mantar falan yedik. Ondan sonra kusmaya başladı. İşte rahmetli birazcık da inatçıdır. Bir Arnavut tarafı var ya. Ondan sonra neyse en sonunda kabul etti. Şeye gittik falan. Fakat işte soruyorlar ne oldu mu oldu böyle böyle işte mantar yedik falan filan. Zehirlenme olabilir falan filan derken. Fakat beyin enfarktı geçirmişti. Felçliydi Güzin. Yani 10 seneye yakın öyle yaşatabildim ancak. Ondan sonra meğer şeymiş. Enfarktın bir şeyi de bağırsak düğümlenmesi yapıyormuş. Ondan sonra zehirlenme olunca işte ayın 22'sinde kaybettik. Ama yani ölene kadar beraberdim yani. 22 Kasım değil mi? 22 Kasım. 22 evet, Kasım. Yani bu söylediğim daha 21'inde işte. Kendinde değildi, nefes alıyordu falan. Bir ara gözünü açıp beni okşadı falan. Neyse 22'sinde öldü. İşte ölüm şeyleri şunlar falan. Fakat şey olduğu için jandarmaya haber veriyorlar biliyor musun? Zehirlenme falan filan. Halbuki zehirlenme yok. Bütün şeyleri çıktı işte. çoklu organ yetmezliği falan. Neyse. Fakat savcı öldükten sonra şeye gönderdi kızı. Bursa'ya gönderdi ya. Şey için. Ne derler? Adli tıp, ölünce adli tıp vesaire söyle, mi? Otopsi. Otopsiye gönderdi ya. Tabii gönderdi çünkü şeyden başkana hakaretten 11 ay 20 gün şeyim var. Mahkumiyetim var. İşte zaman görüyor. Bence o yüzden yaptı. Esası şeydir 22'si. Ölüm ilanı geç oluyor falan filan. 27 mi diyorlar? 27 diye geçiyor. Hatta gitti, şeyde geldi falan onu falan böyle. Onu aslında düzeltmek lazım. Öyle bir şey yaşadık ya. Yoksa Güzin başka bir insandı ya. Ondan sonra Güzin herkes sever yani. Bensu yıkadı onu. Bensu yıkadı. Kabri de burada. Tabii buradayız artık canım. Tabii. Buradasın. Biz şeydir zaten. Yani nerede yaşıyorsak orada öyle şey falan öyle yazık evde cart falan yok. İşte bunu da benim babam pastörcü. Esasında ben Arpalı bir ailede doğdum yani Ankara'da. Ankara'nın en meşhur pastanesi babamındı falan. İşte ben eskiden kalma
evler vardı. İşte Ankara'da benim ilk güzünle evlendiğim zaman babam bana verdiği işte 40-50 yıllık ev. O falan. Bir de şeyde çikolatacılardan aldığı Kurtuluş'ta Hacı Ahmet Mahallesi'nde bir ev vardı, sobalı falan. İşte o iki evi satıp buradaki evi yaptık. Tarlada işte şey, bizim işten kazandığımız paralarla bu tarla. Tarlada işte hayvanlar için. Öndeki tarafı da işte kayınvalideyi kaybettik. İşte insanlar yerleşmeye başladı. İşte köpekler rahatsız eder falan filan. Orayı da aldık. Yoksa yani ne olacak, insanın 500 metrekare bahçesi olsa yeterdi, artar. Ama hayvanlar yüzünden bu hale geldik yani. Burada hayvanlar peki... da şeydi, pardon sözünü kestim. Yani hepsi toplama, hepsinin hikayesi vardır. Öyle şey, cins var mı hayvan böyle falan filan. Şey, mesela eşeği sokağa atmışlar falan dediniz ya, işte sahip çıktım, sevdirmiyor kendini. Köpeklerde ya da işte kedilerde bu tarz durumlar var mı? Tabii hepsinin hikayesi var. Hepsinin teker teker hikayesi var. Tabii. Kediler öyle, hepsinin hikayesi var. Eskilerden hala şeyden, İstanbul'dan kayınvalidenin kedisi var bir tane. Siz geldiğiniz zaman kaçtı ya. Evet, kaçtı tarafa gitti. O işte Fırat, evet, evet. O enteresan. Sana söyleyeyim, gelmiyordu. 6 ayda bir gelir, iki kayıntı yapar, çeker gider. Tamam mı? Güzün öldükten sonra eve yerleşti ya. Enteresan ya. Eve yerleşti. Allah rahmet eylesin. Bu dizide sizin en favori karakteriniz kimdi? Bende öyle bir şey yok ya, şey düşünme. Şey, dizi girerken, girmeden önce tabii çok karakter yoktu. Siz girdikten sonra karakter sayısı gitgide artmaya başladı. İzlerken böyle çok sevdiğiniz bir karakter var mıydı sizin? Hepsini severim ya. Hepsi bunlar dişi roldür. Hı hı. Mesela Güzin rolü de dişi roldür. Evet. Tamam mı? Yani şey yapar, seyirciyi yakalar. Şeydir. Onları daha çok sever izleyici. Normal yani. Şey, Sağlık Şemil'in rolü. Benimki mesela boktan rol. Yok estağfurullah. Tabii. Yani sen ne katarsan katarsın. Hı-hı. Öyle herkesin seveceği bir rol değil. Sizin role katkılarınız ne doğrultuda oldu? Sizin Aydın rolüne. Şu açıdan soruyorum. Çünkü Aydın'ın hani bir, dedim ya az önce, bir gelişimi vardı. Biraz daha böyle işten dolayı, şundan dolayı, bundan dolayı deseniz de bence oyuncunun da bir katkısı olmuştur. Umur Bugay sizden görüp de rolü, gidişatını değiştirdiği bir hamle falan olmuş mudur acaba? Yani bilmiyorum tabii. Yani zaten kuplesi çoğaldı rolü gittikçe. Tabii. Yani, o herhalde şeyle yani, oyunculukla ilgili bir şey yani. Umur abinin şeyi. Ondan sonra senarist ekibimizde yani Zeki abiye kadar, Zeki Ökten'e kadar senaryo ekibimizdeydi yani. Zeki Ökten tretman yapıyormuş galiba. Dizinin tretmanını o yapıyormuş zannedersen. Zeki Ökten. O açıdan bir katkısı olduğu söyleniyor. Yok yok, senaryo. Senaryo var mıydı Zeki Ökten? Abi senaryo var direkt. Şeyde, çünkü listede göremediğimiz için senaryo listesinde gizli o zaman. O ekipten yok, bazen biri çıkıyor. Niye? Yok mu? Ben jenerikte hiç Zeki Ökten'i görmedim. İşte Umur Bugay, Hakan Aksun, Surhi, son dönemlerde Surhi Dölek görmüştük. Surhi abi son 2-3 sene. Fuat Örer'di galiba. Ören miydi? Örer'di galiba. Onu da son dönemlerde görmüştük şeyde. Öyle mi? Fuat var mıydı? Tabii ya? Tabii. Bak onu bilmiyorum. Zeki Ökten'in senaryoda olduğunu ben ilk defa sizden duydum. Tabii Zeki abi senaryo. Siz bu arada şey, yani sizden sonra çocuğunuz da yok. Bu şeyler ne olacak neticede? Nesin bir gün Vakfı. Hak vaki olacak, gideceğiz. Nesin Vakfı. Nesin Vakfı'na. Tabii tabii. Peki Nesin Vakfı'nın şu an size bir hayrı dokunuyor mu? Var mı? Şimdi zaten ben vefat edince size bağışladım. Ondan haberi yok. Ha. Ondan haberi yok. Keselim mi bu kısmı, haberleri olmasın? Ya olsun, fark etmez. Ha. Fark etmez, olsun. Olsun. Hı-hı. Yalnız şey işte yani... tam bir hastanede sağlık raporu alıp avukatla birlikte yapmanız gerekiyor. Ki sonra millet buraya atlamasın. İşte. Yaptınız mı, yapmanız mı gerekiyor? Yok ya, yani eli kulağında. Eli kulağında. Tabii. Şey var doğru. Hatta 65 yaş sonrası yapılıyor değil mi, bu yapılıyor? Serhat Özcan'ın karısını yapacak. İsmi neydi? Serhat. Serhat Özcan'ı biliyorum tabii. O yapacak. Onun eşi yapacak. İnşallah yapılır. Yani, onun yani... haberi yok. Şimdi burada ilk defa yapacak. Ona da gönderelim bu kısmı. Evet, sizden de bahsettik diye. Evet. Gönderelim. Huysuz Virgin işte verdiler mahkemeyi. O bu şekilde. Benim lise, yani ortaokul arkadaşlarımla bağım devam eder hala. Ondan sonra Zeki var, kulağı çınlasın. Ona o söyledi. Böyle böyle işte Huysuz Virgin'in atladığı bütün kuzenleri tabii bu şekilde yaptığı için bir şey çıkmadı.
tabii. Doğru, 65 yaş sonrasında da akıl sağlığı raporu falan isteniyor. Evet. Sonra mahkemeye verenler de batıyorlar biliyorsun. Dünyanın parasını ödüyorlar biliyorsun. Kaybederlerse. Evet. Öyle şeyler var yani. Bizimkilerin yeniden çekilme gibi bir durumu olsa, köpekleri pansiyona alsak. Bir şey söyleyeyim mi? Oynar mısınız? Onu hiç düşünme. Kimse oynamaz. Hiç kimse mi? Hayır. Bir şey düşün. Yani herkesin sağ olduğunu düşün. Hı hı. Gene kimse oynamaz. Diziden bahsetmiyorum. Film çekilse. Mesela bizimkilere final yapılmadı. Niye bitti bu dizi? Bitti. Yani neden o, bitti? O kadar. Yani zamanını doldurdu. Zamanını doldurduğu için mi? Şöyle polemikler var. Aslında bir doğru düzgün bir açıklama yapılmadığı için. Zamanını doldurdu, parasızlıktan oldu ya da X şudur budur falan. Bütün dava zamanı. Yani şeydi, fazla uzatmamak gerekiyordu. Hmm. Patinaj başladı mesela. Bazı bölümlere bakıyoruz. Ulan biz bunu çekmişiz hadi yeniden yazılıyor falan filan. Bir süre sonra yeter yani. Hı hı. 10 küsür sene yani. Bitti. Doğaldı yani artık. Sağlam bir final de sağlam bir final de yapılmadı o diziye. Daha güzel. Bırak uçsuz bucaksız bitsin. Neydi bu? Çehov tarzı hikaye miydi? Sonunu bırakıyordu okuyucu doldursun falan diye. Bu da o tarz bir şey oldu galiba. O tarz bir şey olsun yani. Öyle oldu. Esasında her diziyi böyle bırakırlar sanki devam edecek gibi ama bu öyle değil ya. Yani. Öyle bakmamak lazım. Bir final film yapılması gerekir gibi geliyor bana ya. Bir yapılsa hani dizi burada bırakmıştık böyle bitti. Dense bence izleyicisi de bol olur. Ya bir sürü ıvır zıvır film izleniyor bizimkilere. Yok artık geçti kimle yani. Yapacaksın mümkün değil. Yani. Kimse çalışmaz. Apartmana yeni birileri taşınmış olsa. Kimse çalışmaz. Apartman duruyormuş biliyor musun? Apartman duruyor. Evet, duruyor. İç çekimleri bilmiyorum da dış çekimlerin olduğu yer duruyor. Tabii, duruyor. Hala belki böyle hafta sonu birkaç kişi gider çeker. İşte bizimkilerin çekildiği apartmandayız. Böyle. İnsanlar hala demek ki bir alıcısı var ki bunun. Onlar da gidip çekiyorlar. Apartman o duruyor. Rahmetli Yalçın'ın oturduğu evdir orası biliyor musun? Yalçın evet Yalçın Yelenci oturuyor. Tabii. Hatta eşi hala orada oturuyor biliyor musun? Şükrü Ev galiba onun diyorlardı. Yalçın Yelenci'nin dairesi ilk çekimlerde. Abi, ilk çekildiği zamanlarda. İç mekan da orasıymış galiba. O kadarını bilmiyorum. Hmm. O kadarını bilmiyorum. Sonra ama ben hiç Yalçın evinde çalışmadım. Yani belki ilk zamanlar belki. Ben Yalçın evinde hiç çalışmadım yani şey olarak. Şey de değişiyordu zaten. Evler şey yapıyor. Yani ekibin eve girmesi kolay bir şey değildir yani. Bu kadar süre insanların müsaade etmesi de çok sıra dışı bir durum aslında. İç çekimler için söylüyorum. Hadi dış çekimler dışarıda çekiliyor. Çoğu kimse etkilemiyor. Dış çekim çok yoktu belki de. Hani bir günde çekilebilecek şeylerdi onlar. Ekonomik olarak düşünsene. Yani belirli bir eve girdi yani. Hı. Az buz bir şey değil. İyi para kazanmıştır diyorsunuz ev sahipleri. Tabii yani normal paralarını alıyorlar. Bir de düşünsene her hafta. Her hafta. Hani? Haftalık yani. Ya. O iyi para. Şimdi zaten uçmuş artık. Öyle böyle değil. Şeyler mi? Çekim yapılacak ya. Tabii. Plato kuruyorlar şimdi zaten. Olur mu canım? Geldiler işte. Burada çekimler yapılıyor. Buraya gelmişler. Google'dan bakmışlar eve falan filan. Bana der ev şeyim bahçenizde çalışabilir miyiz? Biz de çalışır mısınız dedim. Kusura bakmayın çalışma. Eve de filmciyi sokmam yani. Tabii onlara öyle söylemedim de yok teşekkür ederim dedim. Peki ben çok teşekkür ediyorum. Rica bizi ederim. Buraya kadar kabul ettiğiniz için öyle söyleyeyim. İlk önce röportajı kabul ettim. Burada ben Yonca'ya da teşekkürlerimi ileteyim. Yonca'nın emriyle yaptınız galiba. Simge'nin hatırı için yaptım evet, ama iyi oldu. Yonca, sizi tanıdığımda iyi oldu. Sevdim ben de tanıdığım yani. İçin çok mutlu oldum. Böyle çok keyifli bir röportaj olacağını düşünüyordum. Ben çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim. Ne güzel. İzine gidecek miyiz? Tabii bundan sonra Güzin Hanım'ın kabrine bir gidelim. Tamam. Bir bakalım o zaman. Ben çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bizimkiler dizisi oyuncularıyla yaptığımız programlar serisinde bu hafta Tayfun Çorağan'ın evine geldik. Balıkesir'e geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler. Hoşça kalın.